Merhaba, bu videoda daha önce okumasını yaptığım makalede geçen harfi cerli fiilleri veya kelimeleri açıklamaya çalışacağım. Birincisi, tüşfiku ala, eşfeka yüşfiku işfakan, ifal babından bir fiil ala ile kullanılır ve merhamet etmek demektir. Hatta ondan müşfik var mesela, müşfik Türkçe'de de var, şefkatli anlamında. Eşfeka ala ile kullanılıyor. Devamında ala geliyor. İkinci harfi cerli kelime kadiran ala. Bu çok geçer. Kadera yakdiru kadran. Kadir ismi fail burada. Kadera kökünden türeyen her türlü kelimeden sonra ala gerekiyorsa gelir yani. Burada ala gelmiş. Güç yetirmek anlamında diyor. Anlamındadır. Hatta tusbiha kadiran ala neşri. Yani yayınlamaya gücün yeter hale gelene kadar diyor. Kadera ala çok önemlidir, çok geçer. Eş anlamlısı istata'a ile kadera eş anlamlıdır. Ya da temekkene min var, o da eş anlamlıdır. Kadera ala'ya dikkat ediyoruz. Abbera an çok önemli, gerçekten çok önemli. Abbera yu'abbiru te'abiran tef'il babından bir fiil anla kullanılıyor ve ifade etmek demek, dile getirmek, ifade etmek, söylemek. Diyor ki tu'abbiru an ra'yike, sen görüşünü ifade edebilirsin. Abbera'dan sonra an geliyor. Bir şeyi ifade etmek anlamında. Tehavvele ila, bu da dönüşmek, bir şeyin bir şeye dönüşmesi. Tehavvele dönüştü ila metarisa, ve bir takım barikatlara dönüştü diyor. Tehavvele ila ile kullanılıyor. İlanın yerine li de gelebilir. Tehavvele li olabilir. Genel olarak ilanın yerine li kullanılıyor. Tefeul babından bir fiil bu. Tehavvele yetehavvelu tehavvülen. Tefeil babından olsaydı, havvele olsaydı yine ila gelirdi. Teamele mea, bu harfi cer değil ama harfi cer gibi ona benziyor. Edat yani. Teamele mea, birine davranmak. Birine bir şekilde davranmak. Teamele yetehavvelu tehavvülen. Tefeul babından bir fiil. Davranmak, muamele etmek, tutum takınmak gibi anlamlar var. Devamında mea geliyor. Radde ala çok önemli bir fiil. Radde ala cevap vermek demek. Radde yeruddu ila ile de kullanılır. Ala ile de kullanılır. Ala ile kullanıldığı zaman cevap vermek. İla ile kullanıldığı zaman geri vermek, iade etmek anlamı var. Radde ala, yeruddu ala, rudde ala. Bu da çok önemli bir fiildir. Buna dikkat edilmesi lazım. İltezeme, yeltezime, iltizamen bi, hakikaten çok önemli bir fiildir. Bu çok geçer, sık geçer. Bir şeye uymak, bağlı kalmak, riayet etmek, dikkate almak yani riayet etmek, bağlı kalmak demek yani. İhlal etmemek yani. İltezeme bi ile kullanılır. Mesela diyor ki, la yeltezimune bi talimatil mevaki' yevmiye. Sitelerin talimatlarına riayet etmeyenler. Talimatlarını yerine getirmeyenler, bağlı kalmayanlar. İltezeme iftial babından bi ile kullanılıyor. Genellikle mesela bir kurala, bir kanuna, bir talimata, bir direktife bağlı kalmak anlamında kullanılır. İltezeme bi ile kullanılıyor. Bir diğer fiilimiz dehaleden sonra ila gelmesi. Duhul, burada dehalenin mastarı ila. Dehaleden sonra fi de gelebilir. Dehaleden sonra hiç harfi cer gelmeye edebilir. Geldiği zaman fi de gelebilir, ila da gelebilir. Bir şeyin içine girmek demek. Yine işteka min. Bir şeyden şikayetçi olmak. Ama min gelmeye edebilir. İştekadan sonra min gelmeye edebilir. Hatta bir tane ben mesela bir söz biliyorum. Diyor ki, şekevtülü veki'a lisu'i hifzi fe erşedeni ila terkil measi. Veki' isimli adama diyor, hafızamın kötülüğünden şikayet ettim. Şekevtül veki'a, bakın. Veki'a direkt almış. Gerçi burada teşteki min enneke, den şikayetçi olmak. Orada veki'den şikayetçi olmak değil. Aslında evet, o da bununızı nakzetmiyor. Tersi değil yani. Burada ne diyor mesela? Senin diktatör olmandan şikayetçi oluyor olan diyor. Amene'den sonra bi gelmesi, amene yü'minü imanen'den sonra bi gelmesi, sürekli gelir bu yani.
Kur'an'da da çok sık geçen bir fiil bu. İf'al babından bir fiil burada. Bu da işteki adı iftial babından. Semiha yesmehu. Üçüncü babdan, Sülâsi Mücerred'in üçüncü babından bir fiil. Lam gelmiş ama genellikle ila. Ha, lam geliyor, doğru. İla da gelebilir ama. İsmahli derler Araplar. İsmahli, bana izin ver demek. Evet, lam gelmiş. Semiha yesmehu'dan sonra ila da gelebilir. Yine irtabeta, ve bu çok önemlidir gerçekten. İrtabeta, bi ile kullanılması irtabetanın. Bir şeyin bir şeyle bağlantılı olması, ilgili olması, alakalı olması, irtibatlı olması. Mesela diyor ki irtabetat bil hürriyetil mutlakati, mutlak hürriyetle bağlantılı olmak. İle, bir şeyle bağlantılı olmak. İftial babından bunun sülasi mücerredi rabetadır. O da bi ile kullanılır. Rabeta yarbitu. Tearrafe ala tanışmak demek. Tearrafe tefeul babından tearrafe ala ile kullanılır. Tanışmak demek. Bu tearrafe tefeul babından da olabilir. Tearrafe de olabilir yani. Tearrafe ala. Terahame ala acıdı ya da merhamet dilendi demek. Acıma dilendi. Af dilendi yani. Merhamet dilendi anlamında. Merhamet istedi anlamında. Terahame ala. Burası da bu şekilde. Esha'e yusi'u isa'eten if'al babından bir fiil. Lamla li ile kullanılıyor. İla ile de geçiyor. Göreceksiniz az sonra burada. Aynı metinde ila ile de kullanılır. Lamla da kullanılır. Yani li yerine ila gelebiliyor. Birisine kötü söz söylemek ya da kötülük yapmak. Esha'e yusi'u isa'eten if'al babından bir fiil bu. Kur'an'da müsi diye geçer. Velel müsi diye geçiyor. İsmi faili geçer yani bunun Kur'an'da. Lam geliyor devamında. Veccehe yuveccihu tevcihen ila ya da lam, li, yöneltmek, bir şeyi yöneltmek. Diyor ki en tüveccihe enne tevcihe nakdin. Burada mastar tabi. Mastar, lam gelmiş. Birine yöneltmek, bir şeye yöneltmek. İla gelebilir bundan sonra. Veccihe'den sonra daha çok ila gelir aslında. Evet yani. İnteha ila, burada bi ile bi de var tabi. İnteha bi fulanin ila şeyin. Yani bir kişiyi bir şeye götürmesi. Mesela diyor ki yentehi bike ilel mehakim. Seni mahkemelere götürebilir yani. İnteha bi fulanin ila şeyin. Yani bir falan kişiyi bir şeye götürmek. Bu çok güzel bir ifade gerçekten. Tesebbebe bi. Bir şeye sebebiyet vermek, sebep olmak. Tesebbebe, yetesebbebu bi. Bu da bi ile kullanılıyor. Yine bakın esa'e yusi'udan sonra li geliyor. Tekrar geldi. Şunun aynısı. Esa'e yusi'udan sonra li'nin gelmesi. Yani kötülük yapmak. Sonra rafi'a ala. Bakın rafi'a da'va ala. Birine karşı dava açmak. Bakın birine karşı aleyhine dava açmak. Rafi'a da'va ala. Birinin aleyhine mahkemede dava açmak demek. Gâme bi yaptı demek. Gâme bi. Hemen hemen en çok geçen harf-i cerli fiillerden birisidir. Gâme bi yaptı, yapmak. Gâme yegûme gıyâmen bi. Gâmeden türeyen kelimelerden sonra bi geldiği zaman yapmak anlamında. Gâmeden türeyen değil mi de özür dilerim. Yani mezit bablarda değil tabii. Yani gâme yegûme gıyâmen. Muzari, mastar ve mazi için konuşuyorum. Evet. İhteva ala bir şeyi içermek, içine almak. İhtiva etmek. İhteva ala. Gâme bi burada da var aynısı. Şunun aynısı burada da var. Rafi'a ala burada da var. Şu rafi'anın burada da var bakın. Yani birinin aleyhine dava açmak. İtteheme bi çok geçer. Sık sık geçen bir şey bu itteheme bi. Birini bir şeyle suçlamak. Uttuhime şahsu bil kizbi. Yani kişi yalanla suçlanıyor. Burada meçhul bir fiil. İftial babından bi ile kullanılıyor. İhteva ala tekrar geçiyor aynısı. Şuradakinin aynısı. İçermek demek. İtteheme bi'nin tekrarı da burada var. Bakın az önceki esa'enin ila ile kullanılmışı. Burada ismi mef'ul olarak gelmiş tabi. Esa'e yusi'u isa'eten. Müsi'ün müsa'ün. İsmi mef'ul ondan sonra ila gelmiş bakın. Ne demiştik? Lamla li yerine ila gelebiliyor. Yani kötülük yapılan kişi. Hasaladan sonra ala geldiğinde elde etmek demek. Elde etmek. Hasale ala. Kazanmak. Elde etmek. Ele geçirmek. Almak anlamında. Hasale ala. Esa ila. Buyurun. Esa'den sonra ila geliyor demiştik. Gelebilir yani. Li de gelebilir. İla da gelebilir. Tearraza li. Bakın. Hemen hemen Arapçanın en çok geçen ifadelerinden biri. Tearruz li. Maruz kalmak. Bir şeye maruz kalmak. Bir şeyle yüz yüze gelmek. Karşı karşıya gelmek.
Te'arraza li. Qum bi diyor. Kâmeden sonra bi'nin gelmesi yapmak anlamı veriyordu. Semiha yesmehu'dan sonra li geliyor. Bu da ikinci defa geçiyor. İzin vermek anlamında. Kadirun ala da güç yetirmek anlamında. Evet. Hakikaten çok güzel harf-i cerli şeyler geçti. Ne kadar güzel şeyler öğrendik burada. Bunların bu şekilde tekrarlanması lazım. Yani bir metni böyle okuyup bırakmamalıyız. İçindeki bütün malzemelerden yararlanmalıyız.